Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun abi, cümlemizden de. Allah size teşekkür ederiz. Selamlar aleyküm. Hayırlı günler. Öyle mi geçin? Tamam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah sizden de razı olsun. Zaten Suat Bey ile Bayram Bey biliyorsunuzdur. Hocamız Fehim Arakay'ın diyeni. Zaten tanışıyorsunuz. Evet. Sağlığınız, saatiniz iyi geldiniz. Elhamdülillah. Allah iyi gidersin. Mahmut da işten yeniden kurdu. Evet. Evet. Sağ olun, hoş bulduk. Allah razı olsun. Vatan Muhtemi Seccade. Sağ olun, Allah razı olsun. Yediler değil mi? Evet. Böyle. Çok teşekkür ederiz. Meşhur. Lazım. Biz Hüdapar olarak çok farklı siyasi partilerle, siyasi yelpazenin farklı yerlerinde kullanılan partilerle görüşmelerimiz, yüz yüze görüşmelerimiz, fikir alışverişlerimiz oldu. Bunu... Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Huzurlarınızda Sayın Genel Başkan'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Rabbim bu ziyareti hayırlara vesile kılsın. Daha önce henüz Yeniden Refah Partisi kurulmadan Erbakan Vakfı Genel Başkanı olduğu dönemde de kendilerini ziyaret etmiştik. Parti kurulduktan sonra da bir ziyaretimiz olmuştu. Bugün de kendileri teşrif ettiler genel merkezimizi, iade ziyarete bulundular. Bu ziyaretin hayırlara vesile olması temennisiyle ben misafir olması hasebiyle ilk sözü Sayın Genel Başkan'a bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan'a söz. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan'a, kıymetli heyetine teşekkürler ediyoruz. Para bir iade-i ziyarette bulunduk. Kendileri Sayın Genel Başkan da ifade ettiği gibi daha öncesinde bizleri ziyaret etmişlerdi. O ziyarette de olduğu gibi bu iade-i ziyaretimizde de Türkiye'nin genel meseleleriyle ilgili, özellikle halkın gündemi ve sorunlarıyla ilgili karşılıklı bir fikir alışverişinde istişarede bulunduk. Çözüm önerileriyle ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine Yeniden Refah Partimizin özellikle ekonomik sorunlarla ilgili çözüm önerilerini içeren kitaplarımızı, projelerimizi de kendisine takdim ettik. Yine bu ziyaretimizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımızın problemleri, bölgenin meseleleriyle ilgili de kendilerinden bilgi aldık ve çeşitli müzakerelerde bulunduk, fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah bu ziyaretimizin hem Hüdapar açısından hem Yeniden Refah Partimiz açısından hem de ülkemiz, milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ve tekrardan Sayın Genel Başkan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi memleketin farklı meseleleriyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Biz Hüdapar olarak çok uzun süreden beri, hatta diyebilirim ki partimizi kurduğumuz 2012 yılından bu yana siyasetin usulundan, siyasi partiler arasındaki kavgacı usluktan müştekiyiz, şikayetçiyiz. Elbette siyasi partiler arasında bazı konularda görüş farklılıkları olabilir. Bunlardan birisi veya birkaçı memleketin idaresinde olabilir, diğerleri muhalefette olabilir. Elbette muhalefet partileri iktidarın yaptığını yeri geldiğinde eleştirebilir ama bu eleştirilerin, bu görüş farklılıklarının kavgaya ya da kırıcı bir usluba neden olmaması gerektiğini mütemadiyen söyledik. Bundan sonra da inşallah söylemeye devam edeceğiz. Memleketin ciddi sorunları var. Bu sorunlara ilişkin farklı çözüm önerileri farklı siyasi partiler tarafından dile getirilebilir. Uygulamalar eleştirilebilir. Bazen bu eleştiriler sert de olabilir ama uslubun dediğim gibi kırıcı olmaması lazım ve partiler arası diyalog kanallarının açık olması lazım. Biz Hüdapar olarak çok farklı siyasi partilerle, siyasi yelpazenin farklı yerlerinde konumlanan partilerle görüşmelerimiz, yüz yüze görüşmelerimiz, fikir alışverişlerimiz oldu. Bundan sonra da inşallah olmaya devam edecek. Biz inanıyoruz ki eğer siyasi partiler basın üzerinden değil yüz yüze görüşebilirlerse bu kırıcı usluba da bir anlamda bir çare olabilir. Bir belki bir deva, bir
bu hastalığın iyileşmesi anlamında bir ilaç olabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle bu tip görüşmeleri biz önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra da bizim görüşmelerimiz farklı siyasi partilerle devam edecek. Fikir alışverişlerimiz devam edecek. Memleketin pek çok sorunu var. Konuştuğumuz sorunların bir kısmını Sayın Genel Başkan da ifade etti. Karşılıklı olarak fikirlerimizi ifade ettik. Kendileri de özellikle ekonomik sorunlarla ilişkin yazılı olarak hazırladıkları çalışmalarını bizlere verdiler. İnşallah layıkıyla ondan istifade etmeye gayret sarf edeceğiz. Hikmet müminin yiğitlik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Doğruyu kim söylerse söylesin. Şimdiye kadar ona sahip çıktık ve biz yanlışa itiraz ettik. O itirazımızı da uygun bir üslupla yapmaya gayret sarf ettik. Bizim inancımız şudur ki memleketin sorunlarının çok büyük bir kısmı sadece yüzeysel olarak tartışılıyor ve genel anlamda sonuçları üzerinden tartışılıyor. Biz istiyoruz ki memleketin sorunlarının nedenine inilsin, bu nedenler masaya yatırılsın, farklı görüşteki insanlar kendi görüşlerini ortaya koysunlar, kavgacı olmayan bir üslup ile ve memleket için en hayırlı olan nokta neyse orada hepimiz buluşabilelim ya da en azından eğer buluşamıyorsak bile birbirimizin doğrularından istifade edelim. Bu açıdan bakıldığında bu ziyaretin faydalı ve verimli olduğunu söyleyebilirim. İnşallah Rabbim hakkıyla istifade etmeyi nasip eylesin. Ben tekrar huzurlarınızda Sayın Genel Başkan'a bu nazik ziyaretlerinden dolayı ve heyetine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa sorularınızı cevaplayacağız inşallah. Üçüncü bir ittifak, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi ve şu anki ittifaklar dışında kalan siyasi partilerle partilerimizin üçüncü bir ittifak oluşumu oluşturması söz konusu olabilir mi? Tabii biz Yeniden Refah Partisi olarak daha önce üçüncü ittifak konusunu gündeme getirmiştik. Seçmenin sağ partiler olarak gördüğü partilerin bir üçüncü ittifak oluşturması halinde bir sinerji oluşabileceğini ve ciddi bir blok oluşturabileceklerini ifade etmiştik. Bununla ilgili çeşitli vesilelerle görüşlerimizi serdettik. Ancak tabii bugünkü Hüdapar ziyaretimizde böyle bir gündem için değil, biraz evvel de söylediğimiz gibi memleket meseleleri, çözüm önerilerimiz, bakış açılarımız ve aynı zamanda da Hüdapar'ın bugüne kadar yaptığı çalışmalar, edindiği tecrübeler, Yeniden Refah Partimizin Anadolu'daki, Türkiye genelindeki çalışmalarla ilgili bilgi vermek şeklinde oldu. Bu ziyaret içeriğinde herhangi bir ittifak konusuyla ilgili görüşme olmadı. Daha önce de farklı vesilelerle dile getirdik. Bugünkü siyasi sistem, bugünkü seçim kanunları, bugünkü siyasi partiler kanunları ve özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir anlamda partileri ittifak yapmaya zorluyor, icbar ediyor. Sayın Genel Başkan da ifade etti, evet bu görüşmemizin konusu üçüncü ittifak değildi ama şu veya bu partiden isim zikretmek için bağımsız olarak söylüyorum. Şu anda evet iki ittifak var. Bunların dışında bu ittifakların herhangi birinde yer almamış pek çok parti var. Seçime katılma yeterliliğine sahip 27 parti olduğu Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Bunların da elbette aralarında üçüncü, belki dördüncü bir ittifakı oluşturmaları pekala mümkündür. Bu ihtimal dahilindedir eğer ihtimal olarak söylüyorsanız. Fakat şu anda bizim öyle bir ittifak oluşturma şeklindeki bir çabamız an itibariyle yoktur. Ama sonuç ne getirir? Seçim ne zaman olacak? O biraz daha belki seçime yaklaşınca konu biraz daha netleşir. Teşekkür ediyorum. Ankara Mısır Sumar Bey, Ecem. Ben sormak istiyorum. Anket yaptırıyor musunuz? Doğu ve Güneydoğu'dan oy potansiyeliniz var mı? Çeşitli anketlerimiz oldu. Daha önce basın huzurunda da bunları ifade etmiştik. İstanbul'un 20 ilçesinde, Türkiye'nin 69 ilinde ve Doğu ve Güneydoğu'dan 15 ili kapsayan anketlerimiz oldu. Kendi partimiz bünyesinde ve akademisyenlerin eşliğinde, gözetiminde bu anketleri gerçekleştirdik. Katılımcı sayısı da gayet yeterliydi. Bu Doğu ve Güneydoğu'daki 15 ilde %9 seviyesinde bir oy aldığımızı gördük. İstanbul'un 20 ilçesinde de bununla paralel %9,5 bir oy çıktı. Tabii ki son derece objektif yapmaya dikkat edildi. Çünkü zaten aksi olursa kendi kendimizi kandırmak ve boşuna bir çaba sarf etmek manasına gelir. Arazideki teveccüh, halkımızın, esnafın, seçmenin ilgisi, alakası, teveccühü
teşkilatlanma seviyemiz ve üye sayılarımızın gelmiş olduğu nokta seviye ve artış hızı bu anketlerin doğruluğunun birer göstergesi olarak görüyoruz. Ve hep söylediğimiz gibi Ankara Arena Spor Salonu'nda belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük genel kurulunu yaptık 17 Kasım'da 2019'da. Orada büyük bir sürpriz yaptık. İnşallah daha da büyük bir sürprizi seçimlerde yapacağımızı ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Kayseri Televizyonu burada geçmiş. Son günlerde Türkçe tiyatro ve konserlere valilik ve belediyeler tarafından yasaklanıyor. Sorum her iki genel başkanı. Bu yasakları, Türkçe'ye dair bu yasakları nasıl görüyorsunuz? Tabii biz her zaman adaletten yana olan bir görüşün temsilcileriyiz. Ve gardiyan devlet anlayışı yerine garson devlet, yani vatandaşına hizmetkar olan devlet anlayışından yanayız. Böyle bir yasağa uygun olmadığı görüşündeyiz. Oradaki insanlarımızın bu gibi yasaklarla devletten soğutulması, merkezden kopartılması ve kutuplaşmaya yol açılması, karşılıklı acıların yaşanmasına vesile olması manasına geleceğini düşünüyoruz. Ve bu gibi davranışlarla aslında o bölgede bir takım emelleri olan dış güçlerin ekmeğine yağ sürülüyor. Oradaki insanlarımız, dediğim gibi, Türk kardeşlerimizden Kürt kardeşlerimiz kopartılmak ve maalesef böylelikle de asıl dış güçlerin yüzlerce yıldır hedeflediği bir noktaya ulaşmak çabaları var. Bizim de devlet olarak, millet olarak, ülke olarak batısıyla doğusuyla kardeşliği esas almamız, birlik ve beraberliği esas almamız, ümmet kardeşliğini, İslam kardeşliğini esas almamız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bölgedeki halkı, insanımızı, kardeşlerimizi kucaklamamız lazım. Yasaklarla, baskıyla, adaletsizlikle kendi ana dilini, annesinden öğrendiği dili engelleyerek bir yere varılması mümkün değildir. Uygun bulmuyoruz böyle bir yaklaşımı. Ana dille ilgili aslında Türkiye'de ciddi bir problem var. Her ne kadar hükümet bunun aksini iddia etse de işte TRT Şeş'in açılmış olması ya da özel kursların açılıyor olması ya da basın dilinin farklı dillerde yayın yapmanın mümkün hale gelmesi yeterli görülüyor olsa da aslında ana dille ilgili problemler devam ediyor. Belki bunu bir boyutu. Ana dilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması, bunun için bir anayasa değişikliği gerekiyor. Eğer ana dilde eğitim, yani devlet kurumlarında, okullarda ana dilde eğitimin önü açılmış olsaydı zamanında, belki biz bugün bu sorunları yaşıyor olmayacaktık. Ama eğer siz bir konuda ileriye doğru adım atmayı ısrarla geciktirirseniz ya da o konuda gönülsüz davranırsanız ya da atmaktan vazgeçersiniz, daha önce belki beklentilerin aksine, bu durumda belki bir geriye gidiş yaşanıyor. Bu dil ile ilgili yasaklar da bunun bir parçasıdır. Sadece cezaevinde Türkçe bilmeyen annesiyle Kürtçe konuşmayı bir lütuf olarak görmek elbette belki o dile ya da o dili konuşanlara da haksızlıktır. Ana dil, ana sütü gibi helaldir. Herkes kendi ana dilini konuşabilmelidir. Kendi ana dilinde sanat eseri de verebilmelidir. Habercilik de yapabilmelidir. Siyaset de yapabilmelidir. Kürtçe bugün memlekette 20 milyonun aşkın insanın konuştuğu veya ana dili olarak kabul ettiği bir dildir. Bu kadar yoğun bir şekilde vatandaşlarınız bu dili konuşuyorsa ya da bununla ilgili bir talepleri varsa bu dilin önüne yasaklar koyarak siz bir dili yok edemezsiniz. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Herkesin kendi milletini, kendi kavmini, kendi dilini sevmesi tabii bir şeydir. Ama eğer iş başka dilin önüne engel koymaya vardırılırsa bunun ismi artık milliyetçilik olmaktan da çıkar, daha öteye taşınır. Bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Peki, ilginize teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Tamam arkadaşlar. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. En son tokalaşma fotoğrafını bana da atarsın. Yıkar.